Bugün piyasalarda çok enteresan hareketler var arkadaşlar. Onun için bol bol rakamları konuşacağız. Game Shop hisselerine saldıran Redditçiler bu kez gümüşe saldırdılar. %11'e yaklaşan bir yükseliş vardı. Hafif geri çekildi. Şu saatler itibariyle de %10.20'lik bir yükseliş görüyorum. Gümüş fiyatında 30 dolar yukarıya doğru zorlandı. 30 dolar bir ara görüldü. Gümüşün olsun da sonra hafif bir geri çekilme. Şu sıralarda da 29.6 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bir başka önemli geliş mi? tabii ki dolar. Dolar 7.20 seviyesinin altına gevşedi. Bu düşüş devam edecek mi? Bu ne anlama geliyor? Enflasyon hızla yükselmeye devam ederken doların düşüşü gerçekçi mi? Peki yeni bir faiz arttırımı gelme ihtimali var mı? Bütün bu sorulara cevap veren bir rakam görüyoruz aslında arkadaşlar. Olası bir faiz indirimi ya da faizlerin sabit tutulmasına hazırlık gibi görüyorum ben bu durumu. Yani doları olabildiğince geriye çekelim. Merkez Bankası yeni faiz kararını açıkla oladığında ola ki faizleri indirirse ya da faizleri sabit tutarsa doların çıktığı yer en azından daha düşük bir seviye olsun diye mümkün olduğunca doları aşağıya doğru basmaya çalışıyorlar bir. İkincisi tabii ki dolar endeksinin geri çekilmesi de önemli. Altın fiyatlarının bir miktar yükseliyor olması da önemli arkadaşlar. Bütün bunlar toplamda doların 7-18 seviyesine kadar geri çekilmesini beraberinde getirdi. Ancak dolarda uzun vadeli yükseliş eğilimi hala çok net bir şekilde ortada duruyor. Hatta doların devalüasyonist etkisi de her geçen gün biraz daha artıyor. Çok sert dolar hareketleri görürsek kimse şaşırmasın. Aynı 2018 Ağustos'un öncesindeki hareketleri görüyoruz dolar kurunda. Geri çekilmeler, baskılar, zorlamalar buna rağmen tansiyon her geçen gün biraz daha yükselmesi. Euro'daki geri çekilme daha sert. %2.22'lik bir kayıp var bugün. 8.68 seviyesine kadar düşmüş durumda. Burada tabi euro dolar paritesinin gevşemesinde etkisi var. Paritenin artık 1.20'yi aşağıya doğru zor etkisini görüyoruz. 1.20 aşağı kırılırsa ne olur? 1.18'e doğru giden bir euro dolar paritesi görürüz. Sonrasında da 1.15 ve ardından da 1.08'e kadar giden bir euro dolar paritesi görebiliriz. Piyasalar fırtına öncesi sessizlik içerisinde çok sert hareketlere gebe. Hem uluslararası piyasalar hem de Türkiye arkadaşlar. Türkiye'de dolar 7.20'lerde geziyor. Hatta 7.20'nin altını görmüş durumda ama acaba Türkiye'nin gerçekleriyle bu rakamlar uyuşuyor mu? Biraz da onu değerlendirelim. Zam üzerine zam gelmeye devam ediyor. Bugün sabah saatleri itibariyle doğalgaza yeni bir zam haberini aldık. Öbür taraftan deprem vergisine zam yapıldı. %7,5 seviyesinden %10 seviyesine çıkartıldı. İstanbul'un enflasyon araştırmasına göre 17 ayın zirvesine gelmiş durumdayız ve %15'in üzerine çıkmış bir İstanbul enflasyonu var. Gıda enflasyonu yükselmeye devam ediyor. Türkiye'de de enflasyonun yükseliş eğiliminde olduğu dikkat çekiyor. Yani her ne kadar dolar bir şekilde aşağıya basılmış olsa da enflasyonun öndeki engeller kaldırılamıyor. Enflasyon hızlı bir şekilde yükseliş eğilimini koruyor. Yüksek faiz ortamına rağmen. Biliyorsunuz sizleri uyarmıştım arkadaşlar. Hem faizler yükselecek hem enflasyon yükselecek hem işsizlik yükselecek hem cari açığımız yükselecek. Dolayısıyla makroekonomik dengelerin bu kadar bozulması bütün süreçleri olumsuz etkileyebilir demiştim. Biliyorsunuz nitekim öyle bir tabloya doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Şu anda dolar düşük gibi görünüyor olabilir Ama bu kadar şeyin bozulduğu bir ortamda dolar çok geçici olarak bu seviyelerde kalır. Sonrasındaki sert yükselişlere hazırlanır. Diğer bir mevzu Avrasya Tüneli'ne zam yapıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Biz 43 lira 98 kuruş gibi bir rakam bekliyorduk ama 46 lira oldu tünel geçişi. Dolar 11 liradan değil 11,5 liradan hesaplanmış durumda. Bir tarafta bakıyorsunuz 7-17 seviyesinde bir dolar kuru. Öbür tarafta 11 lira 50 kuruşluk bir Avrasya Tüneli. Tünel geçişi 1 dolar bazında hesaplandığında hem minibüsle geçiyorsanız zaten daha da beter bir durumdasınız. O zaman 17,5 liraya geliyor 1 dolar. 1 dolar eşittir 17,5 liraya geliyor. Eğer ki minibüsle geçiyorsanız Avrasya tünelinde 1 dolar eşittir 17,5 lira veya 1 dolar eşittir 11,5 lira bugün itibarıyla Marketlerde üçe katlamış durumda süt fiyatları. Bu da Tuzop'un açıklaması. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bay bayrakların açıklaması. Bakın lahana 4 kat artmış. Maydanoz 3.9 kat. Hadi o da yuvarlayalım 4 kat demek. Süt ve patatesinde fiyatı 3 kat artmış. Yani artık süt içmek de hayal olacak. Su için bol bol arkadaşlar bunun üzerine. Rakamlara geri dönelim ve biraz da altın onsundan bahsedelim. Altın onsu 1864 dolar demiştik. Altın onsu çok ciddi anlamda sıkışmış durumda arkadaşlar. Yani 1860-70 aralığına buradan kırılım muhtemelen yukarıya doğru çok sert olacak arkadaşlar. İlk hedef 1930 sonrasında 2000 doların üzerine tahmin ediyorum. Reddit gibi bir saldırı olursa yine bu kez altın onsuna yükseliş eğiliminin daha da hızlandığını görebiliriz. 2021 yılı içerisindeki beklentilerimi koruyorum ben. 2300-2500 dolar seviyeleri görülecek 2021 yılı içerisinde. Kripto para cephesinde de ilginç gelişmeler var. XRP bugüne damgasını vurdu diyebilirim. Zaten XRP'de enteresan bir yükseliş hakim. Kimdi? Hızlı bir şekilde 26 sent seviyesinden kendisini 70 sentin üzerine attı. Bugün de hatta bir ara %27 oranında bir yükseliş var. Neden bugün enteresan diyorum arkadaşlar? O %27'lik yükselişin ardından eksi %12.93'e düştü. Yani önce hızlı bir şekilde yükseliş sonra hızlı bir şekilde düşüş gözlendi. XRP'nin muadili olan Stellar'da da bir yükseliş görünüyor. Görünen o ki arkadaşlar XRP'den karını alanlar burada buradan çıktılar. Şimdi Stellar'a yüklenmeye başlayacaklar ve Stellar'da da ciddi yükselişler görebiliriz. Ayçiçek fiyatları çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Buna çözüm olarak ne bulundu? PTT'nin ucuz ayçiçek yağı satmasına karar verildi. PTT kime ait? Kamuya ait. PTT'de ucuza satılacak ayçiçek yağı sahiden ucuza alınıp mı satılacak yoksa yüksek fiyatta alınıp bir şekilde ucuza satıp vatandaşın bir kısmının ihtiyacı mı karşılanacak? Tamam bu sübvanse edilebilir, kabul edilebilir bir şey. Hatta bir sosyal sorumluluk projesi olarak da değerlendirilebilir. Ama bu bir devlet zararı ve bütçeye de bir yansıması olacak. Tarım ürünlerini siz çiftçiden sübvansiyonla almıyorsunuz. PTT kanalıyla sübvanse yapıp son tüketiciye ulaştırmaya çalışıyorsunuz ve aslında ithalatçının cebini dolduruyorsunuz anlamına gelir bu. Çok sıkıntılı işler. Yani Türkiye tarım politikasını değiştirmediği sürece bunun bedelini ağır ödemeye devam edecek. Bakın 3,5 milyon tonluk bir tüketimden bahsediyoruz Türkiye'de. 1,8 milyon tonu Türkiye'de üretilebilecek ediliyor 1.7 milyon tonu dünyadan satın alınıyor çeşitli ülkelerden. Nereden alınıyor? Romanya'dan, Bulgaristan'dan ya da Rusya gibi ülkelerden ithal ediyoruz. İthal eden bir ülke olduğumuz için bu ürünleri satanlar bizi takip ediyorlar ve punduna getirdikleri an fiyatları yukarıya doğru çekiyorlar. Ayçiçek yağındaki yükselişin temelinde de zaten bu yatıyor. Şimdi de aynı durumu süt fiyatlarında görmeye başladık. Süt fiyatları yükseliyor. E, süt ürünlerinin fiyatları da buna paralel yükseliş eğilimi gösterecek. Dolayısıyla ne kadar düşürseniz düşürün gıda fiyatlarındaki enflasyonu aşağıya çekemiyorsunuz ve gıda enflasyonu da enflasyonu yukarıya doğru itmeye devam ediyor ve edecek önümüzdeki dönemde. Türkiye'nin makroekonomik kırılganlıkları işte bu noktada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şunu söyleyenler olabilir. E, enflasyon yükseliyor. Buna bağlı olarak faizleri bir kez daha Merkez Bankası yükseltebilir. E buna bağlı olarak da ister istemez dolar aşağıya doğru daha da düşecek diyenler olabilir. Ama bu ciddi bir yanılgı. Çünkü tablo gerçekte öyle olmuyor. İşler öyle dönmüyor. Enflasyon yükseldikçe faizi yükseltebilirsiniz ama faizin de bir marjinal fayda düzeyi var. O fayda düzeyini kaybettiğiniz an itibarıyla artık yüksek faiz ortamına giriyorsunuz. Yüksek enflasyon da sizin kırılganlıklarınızı arttırıyor. Kuru baskıladığınız için ithalat ihracat dengesini bozuyorsunuz. Cari açığı arttırıyorsunuz. Kendinizi finanse edemediğiniz için yurt dışından daha çok borçlanmaya çalışıyorsunuz. Uzun vadeli borçlanamıyorsunuz, kısa vadeli borçlar alıyorsunuz. Maliyetleri yüksek oluyor. Bunun bütçe çok ciddi bir etkisi oluyor. Hepsi toplamda Türkiye'nin ekonomik kırılganlıklarını arttırıyor. Ekonomik kırılganlıklar arttığı an itibarıyla da zaten dönüp dolaşıp başa geliyorsunuz. Doları belli bir seviyede tutamıyorsunuz. Reel sektörünüzü köşeye sıkıştırıyorsunuz. Bankacılık sisteminizi köşeye sıkıştırıyorsunuz. Hem finansal bir krizin hem de ekonomik bir krizin önünü açıyorsunuz. Aynı zamanda işsizlik probleminizde daha da büyütüyorsunuz. Bütün bunlar işte totalde Türkiye'de bir ekonomik kriz bir siyasi krizi ve aynı zamanda da dolarda bir devalüasyonist etkiyi Yani bir kur şokunu işaret ediyor. O nedenle şu anda gördüğümüz bu geri çekilmeler gerçekten benim için hiçbir şey ifade etmiyor. 7-18 de olur, 7 de olur. Hiç önemli değil arkadaşlar. Önemli olan bu geri çekilmelerin ne kadar kalıcı olacağı. Belki bunu 10-15 gün idare edeceksiniz. Hadi bir ay idare edeceksiniz. Biraz önce bahsettiğim kırılganlıklar daha da gün yüzüne çıktıkça dolar üzerindeki baskı artacak. Çünkü yabancıların Türkiye den kaçışı hızlanacak bu kez. Kırılganlıkları herkes görüyor. Karını alan kaçacak. Kârını alan kaçmaya çalışacak. Kaçmaya çalıştıkça dövize olan ilgi artacak. Dövize olan ilgi arttıkça da fiyatlar yukarıya doğru evrilecek. Bunun kaçarı yok. Bir başka önemli gelişme kısa vadeli borçları da talep edecek. Tabi size borç verenler. E, borç alanlar borçlarını ödemeye çalışırken piyasadan döviz bulmaya çalışacaklar. Eğer ki yurt dışından bulamazlarsa ya da yurt dışı maliyetleri çok yüksekse ki çok yüksek bunu biliyoruz. Türkiye'de %2 ile borçlanılırken, döviz borçlanılırken yurt dışından %10'lara yakın faizle borçlanabiliyorsunuz. Dolar borçlanabiliyorsunuz. Ve buna pek çok özel sektör firması sıcak bakmamaya başladı. Ciddi maliyetler oluşturuyor çünkü. E, herkes iç piyasaya yüklenmeye çalışacak. İç piyasaya yüklendikçe de doların yükseliş eğilimi hızlanacak. Naci Ağbal'ın bir siyasetçi olduğunu unutmayın arkadaşlar. Elbette Sayın Erdoğan'ın politika değişikliklerini birebir uygulayacaktır. Ama şu da yapılabilir. Naci Ağbal yıpratmak istemeyebilirler. Görevden alabilirler. Görevden aldıktan sonra hızlı bir faiz indirimi sürecine girebilirler ki çok ihtimal dahilinde ve aynı zamanda uluslararası riskler de devrede, gündemde hala. Bütün bunlar da totalde Türkiye ekonomisini sıkıştıracak meseleler. Türkiye paraya çok ihtiyaç duyduğunda bir tek yerden para bulabilmiştir. O da IMF'dir. Mutlaka öncesinde sert bir devalüasyonist hareket oluyor arkadaşlar. Tarihe bakın. Ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. 94 krizinde de aynı tablo vardı. 80'de de aynı tablo vardı. 2001'de de aynı tablo vardı. Öyle ya da böyle Türk lirasında ciddi bir değer kaybı göze alınacak ve bununla ilgili de altyapı çalışmaları yapılacak. Şu anda son panikletme çalışmalarını yapıyorlar. Vatandaşın elindeki dövizi bir şekilde ucuza kapatmaya çalışıyorlar ama bunu yapmaları çok da mümkün değil. Hiç kimse bu seviyelerden zararına elindeki dövizi bozacak gibi görünmüyor. Belli bir kesim bozsa da çok daha büyük bir kesim almaya devam ediyor. Bunu da zaten döviz mevduatlarından görüyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye'de enflasyon baskısı devam edecek. Enflasyon yükselmeye ne yazık ki devam edecek. Faizler daha fazla yükseltilmesi siyasi açıdan büyük bir risk. Düşürülme ihtimali çok yüksek çünkü inşaat sektörü de tamamen durma noktasına geldi. Otomotiv sektörü tamamen durma noktasına geldi. Muhtemelen ekonomi yönetimi önümüzdeki aylar itibariyle faiz indirimlerini dillendirmeye başlayacak. Naci Ağbal bu işin önünde durursa da görevden alınacak, faizleri indirecek. Bir başka Merkez Bankası Başkanı atanacak. Tekrar %10'lu seviyelere faizler götürülecek ve inşaat sektörüne yeniden kredi muslukları açılacak. Ve faizler düşürüldüğünde de doların yükseliş eğilimi daha da hızlanacak. Altın cephesine döndüğümüzde özellikle gram altın için şunu rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz altın 10 değerleri belki de bir daha uzun zaman görmeyeceğiniz ons değerleri olacak. Onsun çok hızlı bir şekilde 2000 doların üzerine gittiğini göreceğiz. Çok yakın bir tarih içerisinde. Artı dövizin de çok sert yükselişlerle karşımıza çıktığını göreceğiz. Her ikisinin birleşimi gram altın fiyatlarını hızlı bir şekilde geldiği yer olan 540 seviyesine atacak arkadaşlar. Bir. Sonrasında ise 2021 yılı içerisinde 1000 liranın üzerinde bir gram altın fiyatı göreceğiz. Gümüşte durum daha farklı. Gümüş fiyatları özellikle Redditçilerin saldırısıyla yükseliyor gümüşün onsu. E bunun yanına bir de Türkiye'de döviz yükselmesi durumunda gram gümüşün altına göre çok daha agresif hareketler yapabildiğinde göreceğiz. Kripto para cephesinde ciddi dalgalanmalar var. Dikkatli olun ama önemli fırsatlar olduğunda unutmayın diyorum. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Size çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.